Hoca Efendi'nin hiçbir terör örgütüyle bağlantısı yoktur diyen bizzat emniyet yetkililer, bu devletin resmi kurumları bizzat vakıfla ilgili zaten kanaatlerini söylemiş. Bu zamana kadar kardeşlerimiz 6-7 yıl, 6-7 ay boyunca gereksiz bir şekilde, haksız bir şekilde cezaevinde tutuldu. Hocamız ve diğer kardeşlerimiz aynı şekilde haksızca tutulmuş bir şekilde tutulduğuna inanıyoruz. 6 kardeşimizle ilgili adalet bugün şu anda tecelli etti. İnşallah hocamız da bakın yine genel başkanı benden sonra olan genel başkanı Ali Alagöz kardeşimiz için de ve bakın başkan yardımcısı Veysel Dörtgöz kardeşimiz için de adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Onların da masum olduğuna inanıyoruz. Hem aynı zamanda az önce de dediğim gibi devlet kurumları bizzat zaten masum olduklarını, terör örgütleriyle hiçbir alakalarının bulunmadıklarını söylediği halde hakkımızda hocamızla ilgili dava mahkemesinde görülüyor. Bu komedinin bir an evvel son bulmasını istiyoruz. Adaletin bir an evvel tecelli etmesini istiyoruz. Bu yaşananlar elbet hikmet boyutu da vardır. Yaşar kardeşimiz de az önce bahsetti. Evet, bunun bir görünen sebebi var, bir de görünmeyen hikmetleri var. Bunlar da bu dünya hayatı imtihandayız. Dolayısıyla o kardeşlerimiz sabredecek ve inşallah bunun karşılığını alacak. Bizler de sabredeceğiz ve mücadelemize devam edip zulmü, haksızlığı sonuna kadar dile getirmekle görevliyiz. Sadece bu kardeşlerimizin değil, dünyadaki tüm masum ve mazlum ve mağdur olanlara yapılan haksızlıkları dile getireceğiz. Bu bizim Müslümanlık vazifemizdir. Allah Azze ve Celle inşallah bu süreci hakkımızda hayırlara vesile kılar. Tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyoruz. Yaşar kardeşimizin de yeniden gözü aydın, darısı diğer kardeşlerimize mağdur ve masum olan Müslümanlar olsun. Allah'tan! İzmir Ödemiş Tesisli Kapalı Cezaevinde de 251 gündür tutuklu bulunan Taha Yasin Demir, Erol Arduş ve İdris Birer beyefendilerin de şu anda tahliyeleri yapılmış ve cezaevinden çıktıklarının haberlerini aldık. Bunu da buradan sizlerle paylaşmış olalım ve tekrardan şunun vurgusunu yapalım. 251 gündür Alparslan Kuytul Hoca Efendi'ye tecrit uygulanıyor. Aynı şekilde 251 gündür Ali Alagöz Beyefendi de şu anda diğer Furkan Gölü'leriyle beraber fakat onun tahliyesi yapılmadı. 159 gündür de Veysel Dörtgöz Beyefendi hala şu anda Türkçüler cezaevinde bir an önce adaletin yerini bulmasını ve onların da bir an önce tahliye edilmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Evet, meydandan görüntülerle programımıza devam ediyoruz. Alparslan hocamız yalnız değildi! Alparslan hocamız yalnız değildi! Alparslan hocamız yalnız değildi! Alparslan hocamız yalnız değildi! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! La ilahe illallah! Öncü nesil burada, hocasının yanında! Öncü nesil burada! Hareket engellenemez. İslami hareket engellenemez. İslami hareket engellenemez. İslami hareket engellenemez. İslami
Furkan'dır, adımız temizdir, alnımız Furkan'dır, adımız temizdir, alnımız Furkan'dır, adımız temizdir, alnımız Furkan'dır. Hemen resmini çekelim, hoca efendiyi gönderelim. Tancı neslin hedefi İslam medeniyeti. Tancı neslin hedefi İslam medeniyeti. Öncü neslin hedefi İslam medeniyeti. Hayır,